cesedi yanmış halde bulundu. Herkes yeğeni Bülent'i suçladı. Bülent masumum dedi. Kızı kan donduran gerçekleri tek tek açıkladı. Yılbaşı gecesi değil, yılbaşından bir gün önce mi, bir gün sonra mı biz hastanede yatıyorduk. Geldik, dayımla babam da evde alkol alıyormuş. Ondan sonra eve gittik, çay içtik. Ondan sonra dayım benim konuştuğum oğlan vardı, onu biliyordu. Konuştuğum oğlana sadece benim kuşumu üzersen seni üzerim demek istemiş. Bundan sonra alkollü oldukları için anlaşamıyorlar, dayımı kovuyor evden. Ertesi gün geliyor dayım tekrardan. Dayım geliyor, dayı seni görecek gözüm yok, defol diyor. Kavga, ağız dalaşı falan kavga oldu ama yumruk yumruğa bir kavga olmadı. Dayım hatta, dayıma ben dedim mi, dayı sakinleşelim kavga olmasın dedim mi, dayım kenara çekilir sessiz durardı. Babam kendi kendine bağırırdı. Dayım ve babam ormanda yumruk yumruğa kavga etmiş. Biz hastanede yatarken ormanda kavga etmişler. Kardeşim bunu bana arayıp söylemişti. Kaç gün öncesinde? Yani bir hafta 10 gün içerisinde. Peki evden gittikten sonra babanın hal ve hareketlerinde bir şüphe gördün mü? Yani çok dayımdan sonra pek aşırı sakindi. Yani bir hafta 10 gün eve geceleri gelmemezliği de oldu. Ama aşırı sakindi. Dayım normalde 2 günde bir gelir yoklar, 3 günde bir gelir yoklar. Hatta biz söyledik dayım gelmedi git bir bak. Veyahut da arayalım gelir o dedi. Baban size şiddet uygular mıydı? Evet. Hatta beni 4 keremle bıçakla saldırdı. Dayım ölünce babam ben buradan kaçacağım demiş. Dayının ölümünden sonra babanın hareketlerinde bir değişiklik oldu mu? Evet, yer satacaktık. Yeri satma olayını hızlandırmaya çalıştı. Ben buradan gideceğim, kaybolacağım dedi. Dayın Önder'in cesedinin başında bir bıçak var. Olay yerinde bir bıçak bulunuyor. Evet. Bu bıçak sizin miydi? Bizimdi, evimizdeydi. Hatta ben fotoğrafı gördüğümde bu bıçak bizim bıçağımız dedim. Dayın evden gidene kadar o bıçak sizde miydi? Evet. Dayın Öner'in ölümünü şüpheli buluyor musun? Evet. Hem de çok ciddi bir şüphe. Evet. Birden oradan gitmeyi gayrimenkulün neyse evin mi barkın şey, satmayı düşünmüşsün. Niye evet, o kadar aceleyle ekleyebilirim, şunu orayı ekleyebilirim. Terk etmek istedim? Dayım öleli 4 sene buldu. Ben yeri satarlı 9 ay anca 13 gün, 14 gün hastanede yattım. Satmandan bahsetmiyorum. O evet, dönem evet, satışı hızlandırmak istemişsin. Belki satamadın, o ayrı. Anladım. Şunu anlatayım. Pekala canlı yayında söylese babam vasili kısıklığı vardı, kaldıramadı. Bir ay Manisa'da hastanede yattı. Vasili kısıklığı kaldırmak için. Niye demiyor Serap Hanım? Vasili mi? Vasili kısıklık vardı benim. Kime? Eşimden dolayı. Kızına? Hayır, eşimden dolayı. Nimet Acar için. Benim vasilim, kısıklığım vardı onda. Ne alakası var? Yani sen zamanda... mi engellisin? Sen mi engellisin? Sen engelli yapmışlar beni. Ben kaldırdım. Manisa'da yattım, geldim hocam bir ay. Herhangi bir... Ne sebeple? Yani kendi başıma iş yapabilirim yani. İmza yetkim olsun diye. Hele ne sebeple vesayet? Ben vekalet vardı. Vekalet. Vekaleti vasiyet çevirmişler. Şu canlı yayına bir döneyim ben. Muayene olmadan olmaz. Bir döneyim. Şef hocam ben de anlayamadım. Bir döneyim, bir dakika, bir saniye. Sıla ve boşanma aşamasındaki eşi Nimet Hanım canlı yayında. Tabii. Nimet Hanım'ın arkası dönük olacak. Tabii. Nimet Hanım sen de bu olaydan sonra bir felç geçirmişsin galiba. Bu olaylara mı üzüldün? Felç geçirmedi. Diş hapsesinden bu duruma düştüm ben. Anladım. Yani yüzünde yanık var mı senin? Ben açık fotoğraflarını gördüm de. Yanık yok yüzümde. Yok hanım, peki. Hanımefendi ama ben de gördüm. Tabii canlı olarak görmek gerekir. Fotoğraftan anlaşılamayabilir ama diş hapsesi değildi o ya. Hiç benzemiyordu diş hapsesinden oluşabilecek bir şeye. Ben evet, yani acaba olayla mı ilgili diye düşündüm hatta. Yani bir yanık izi mi, onu, o tarz bir şey mi diye düşündüm. Yani resim öyle gözüküyor. Siz de şimdi arkanız dönük oturunca daha da şüphelendim. Tamam, dönüyorum. Ama sadece ben bu sıkıntı yaşarsam ileriki tarihte ovalım günahım size ait olsun. Ne gibi bir sıkıntı mesela Nimet Hanım? Herhangi bir. Alkolden dolayı çok eşimden darbe aldığım için ben hadi korkuyorum. Ya. Ne darbesi aldı şöyle? Bir dakika, bunu bir konuşalım. Tamam. Yani Bülent şiddete meyilli bir adam mı? Sorabilirsiniz. Evet, çok dayak yedim. Kayınvalideme de sorabilirsiniz bunu. Daha önce ufak en büyük oğlan kurtarmasaydı tahtayla kafamı kırmak üzereydi. Tamam, rap raporuna geldi, gel. Geldi üstüm başımı yırttı. Raporla gel.
Doğru rapor aldırttınız o gün o zaman. Kim anam bilene gitmemem için yalvarmadım. Ben her şeyimi adliyle resmi şeyle, Esra'nın isteyebilir adliyeden her şeyimi adli yolla, resmi yolla hallettim. Bir saniye Bülent. Hepsini kaldırdım. Peki bir şey soracağım Nimet Hanım. Evet. Dayısıyla ki sen de evde kalmasına müsaade ettin, 2 yıl kaldı. Dayısıyla evet. Büyük tartışmaları olur muydu birbirlerine? Hayır hayır öyle büyük tartışmaları olmazdı. İçkiden dolayı ufak tefek tartışırlardı ve konu kapanırdı. Evet. Peki Sıla'ya döneceğim şimdi. Sıla, o gün yani ayın işte cumartesi günü 5'i mi 6'sı mı oluyor? Cumartesi, cuma günü babanla dayın tartışıyorlar ve babana gitmesini söylüyor. Sonra biliyorsun Muhammed diyor ki ben arabamla götür beni diyor dayı. Fakat Muhammed diyor ki Bülent'e sorayım belki kızar diyor. Yani Bülent'ten bir çekinme var insanlarda. Sonra sen evet. ve Nimet Hanım biliyorsunuz. Diyor ki Bülent alışverişe gittiler karım ve kızım. Ama siz alışveriş yapmıyorsunuz Sıla. Niye bindiniz o arabaya? Alışveriş yapıldı orada. Alışveriş yapıldı. Şahsi alışverişim olduğu için saklı tuttum. Tamam. Yani Öner dayı iniyor arabadan. O kendine bir şeyler alıyor. Ama sen de iniyorsun ve annen de bir alışveriş yapıyorsunuz öyle mi? Evet. Peki tekrar hep beraber mi bindiniz arabaya üçünüz? Evet. Ve dayının evine gittiniz öyle mi? Evet dayımın evine gittik. Sonra ne oldu? Bir anlat kızım. Dayımı orada evinde indirdik. Hatta dayım Muhammed'e o başucunda zaten dayı Muhammed'e aitti. Muhammed'e ait olduğu için onu indirdik, verdik, eve geldik. Bizi indirdi, o da kendi evine geçti ondan sonra. Dayın nasıldı, morali nasıldı yolda? Morali bozuktu dayı babamla kavga ettiği için. Konuştu mu hakkında yolda? Bülent bana çok kızdı, beni affetmez dedi. Evet. Hı. Siz ne dediniz? Ya bu sinirdi geçer falan öyle bir... Yani, ben de şey dedim babamın alevini sinirini biliyorsun saman alevi gibidir geçer o dedim. Peki. Sana kıyamaz dedim hatta. Sorabilir misiniz? Özür dilerim. Özür dilerim. Bir saniye. Peki dayıyı bıraktınız. Biraz önce baban dedi ki ben dedi işte o birkaç gün içerisinde oradan gelip gittiğim halde çok çalışıyordum inşaat işlerim falan vardı. Evin önünde inmedim dedi. Baban inşaat işi mi yapıyor senin? Babam inşaat işi yapıyor, yapmıyor değil. Ama o zamanlarda inşaat işine gitmiyor. Narinciye gidiliyor. Yağmurlu olduğu için de Narinciye de gitmiyor. Çünkü Ocak ayı, daha önce ben ona sordum. Dedim ki cuma günü siz tartıştığınızda ya da cumartesi tekrar eve geldiğinde niye sen evdeydin dedim. Çünkü dedi yağmurluydu, Narinciye işi yapıyorum. O yüzden de evdeydim. Dayımla işte konuşuyorduk dedi. Şimdi diyor ki inşaat işine gidiyorum. İnşaat boya işi bilmiyorum yapıyorum. Ama Ocak ayında yağmurlu havada, soğukta inşaat işi oluyor tamam, mu? Tamam boya işi yapıyorum bir de. Kimin inşaatına gittin? Hangi evin? Çay içinde durursa. Yani boşta kaldı mı? Bir kere yağmur var Narenciye'ye gidin ama diyor. Ama kapalı bir yemeği olarak gideceğim. O gün hani dedin ya şeyin yanına evet. gittim evin önünden geçtim tamam. Öner'in. Tamam. O gün... Kimin boyasını yapmaya gidiyordun veya da dönüyordun? Olabilir. Şöyle aklımda bir kim, tanesi. Kim? Bak, yedisini hatırladım. Bunu da hatırlarsın. Kimin boyasını yapmaya gidiyordun? Bak hocam bak altını çiziyorum. Bak boya da olmayabilir. Bugün bir bakmaya gittim bir inşaat işi vardı. İş cephesi ancak sadece perde çekmeye bana yardım eder misin dedi. Çalışırsın. Çalıştın ya, mı yardım ettin hayır, mi? Çünkü gün içerisinde işteydim dedin. İnşaat işi vardı dedin. Dönüşte uğradım dedin. Tamam bak anlatacağım. Yövmeye değil dedi. Kötürü olarak yapalım. Beraber dedi. Hani yanında çalışacaksın dedi. Ustuva yapacak ben arkadan perdah yapacağım. Tamam. Bir bak bakalım dedi. Kaç para kurtarır seni dedi. Tamam bakayım dedim. Birini öyle hatırlıyorum. Tamam. Bak birini. Öteki de bir boya işi var dedi. Ona bakmaya git dedim. Konuştuk anlaştık bunu hatırlayamıyorum. Bir de öyle geçti. Yani başlamadın daha. Sadece... Başlamadım. Şimdi bak şimdi gittim. Yolum bu, orada boya düştü. Için hatta geldim. Hatta evi bile o hale gördüğümde şaşırdım ya. Yani. Şimdi fiyat verdin ya. En fazla. Maksimum hadi. Evet. Bütün günüm boş. Ve diyorsun ki ben... Uğrayamadım, orada durup inemedim, dayıma bakamadım çünkü çok işim vardı. Çok işin yoktu. İnşaat çalışıyorum ama ben arayayım, ben bakmışım. Mesela kimden yerinde... teklif aldın? Murat orada ya mesela. Kime teklif verdin? Ya, pardon, Deli Bekir miydi? Bir isim söyleyeyim. Ya inşaat ustası bu. Onun yanında çalışıyordum.
Yani birini, o ölen, birini ölen hatırlıyorum diyorum. Anlatabiliyorsam bak, tamam. Birini ölen hatırlıyorum. Bu 4 yıl önce kolay. 2 veya 3 sefer geçtim senin diyorum. Senin için soruyoruz ha. Bir an şey yapma, tamam mı? Ben de hatırlayabildiğimi söylüyorum. Çavuşlu işe gidiyorduk ki sen o zaman. Söyle bakalım Sıla. Söyle, ne buyursun. Diyorsun? Çavuşlu işe gidiyorduk. Yaşar abiye mi gidiyorduk? Narinci'ye gidiyorduk yani. Bir çavuşa gidiyorduk. O zaman Gülizar Çavuş işi ara vermişti. Gülizar Çavuş işi ara vermişti. Traktör şoförlüğü yapıyor. 4'üne kadar yağışlıymış. 4'ünden sonra hava açmış. Narinci işi de 5'inde başlamış. 5, 6, 7. Bir tamam. Şey söylüyor Nimet. Evet Nimet. He, söyle. Gülizar Çavuş'a gidiyordu o zaman. Ara verdi. Ara verdi. Gülizar Çavuş'a ara sorabilirsiniz. Gülizar Çavuş'a ara sorabilirler. Ara verdi. Pekala. Öner'le tartıştırdım. Tartıştım Gül. Öner'le tartıştım. Sen şeker komasına girip de hastaneye ambulans çağırıp da hastaneye kim götürdü? Hayır. Gece kaçta geldik eve? Şeker komasına girmedi. Ne komasına girdin? Herkes burada. Söylerim açık, anlam açık benim bu konuda. Tamam söyle. Sinir krizine girdim. Dayımın yanında ayağımı uzatıyordum. Kenara çektik, dayımla da konuştuk biz bunu. He. Senin de bayırıp da balkona düşen kim? Ambulans arayıp da götüren kim? Seni ambulansı aramış olabilirsin. Evet. Biz de bunu saklamadık. Hiçbir zaman da saklama niyetim yoktu. Tamam. Ben yeri satarak yeri satarak oldu. Yeri satarak açın oldu. O yerde akşamüstü olmadı. Akşam saat 2 gibi oldu. Saat 1.30 gibi gece geldik hastaneden. Sonra oldu. Gece 2 ve 3'te geldik ama hastaneden. Sen akşamla oldu diyorsun. Tamam akşamla oldu. Iki, bir saniye, sen Bülent bir saniye. Buyur. Nimet peki evet. Sen bir şey söyledin. Bacağımı uzattım. O yüzden ne oldu? Bacağını uzattın diye. Hayır dayı, bacağımı uzatmadan değil. Dayım çekti beni konuştu. Bülent'e analım dedi. Bülent'e zaten her zaman için andım ben bu konuyu. Anmadı. Allah şahittir bu konuda. Dayı bu yanan dayı mı? Konuşan. Yanan dayı mı? Ne Bülent konuştu? Biliyordu. Muhammed'le Sıla'nın konuştular. Ya sinir krizi geçirtecek kadar ne konuştular? Bize çok basit bir şeymiş gibi anlattı. Ama çok ciddi bir şey. Sinir krizi geçirmişsiniz. Ya sinirleştim. Tartışacaklarını biliyorum. Yani Muhammed'le Sıla yüzük takmış parmağına. Muhammed'le Sıla yani. Hani öyle gerçek yüzük. Hani altın falan değil de. Öyle birer tane yüzük takmışlar yani o zaman da. Tamam. Öyle yani. Bunun niye bu kavga edecek, sinir krizi geçirecek, Bülent'in bu kadar kızmasını gerektirecek ne var ortada? Şöyle bir şey var. Dayımla ikisi de alkollü olduğu için benim eşim önceden pireyi deve eden bir insan. Bak. Evet. Evet. Bak mahalleye sorabilirsin. Sorsunlar. Her bir zaman tartıştığımızı biliyorlar. Evet. Arkamdan içerdiklerini de saysana. Konumuz o değil Bülent. Dur şimdi. Sıla. Yani adam yerine kocaya maaşımı çekip de vermedin saysana. Bir sürü yere borcumu ben daha yeni bitirdim. Sıla. Altın bilezik taktınız, kolye taktınız benim parayla. Para bitince, çekilince evi terk ettiğinizi söyleseniz de. Bir sürü Bülent burada, konuyu kaynatma. Bülent soruları sen sormuyorsun. Özür dilerim. Konuyu özür dilerim. Kaynatma. Tamam özür dilerim. Seni dayısından kıskanıyor muydu Nimet? Hayır. Yok böyle bir şey. Peki. Hayır. Sıla o gün dedin ki röportajda birdenbire burayı terk etmeye kalktın. İşte ev satılacaktı, onu hızlandırmaya çalıştın. Aşırı sakinleşti dedin. Yani daha evet. Mı? Onları bir açar mısın? Onu önleyen zaten annemdi bir yandan da. Çünkü vasilik vardı. Bu vasilik meselesi annemle, önemli. Annemle yani biz, eşinizin annemle çok biz ciddi bir ruh hastalığı mı var? Ne? Sürekli dediği yerlere gitmemeye çalıştık. Sıla, satılmasın diye uğraştı. Sıla, neden babanın bir vasisi olması gerekiyordu? Nesi var babanın? Onu ben bilmiyorum. Babaannem biliyor. Bir de annem biliyor. Nesi var Nimet Hanım? Vasiliye kayvaldım daha önce. Peki. Ben geri geldiğimde nafakam vardı. Nafakamı vermemek için o yönden vasiliye çıkarttırmışlar. Ya öyle bir dakika, şey değil. Bir dakika. Vasilik. Tamam peki bunu açacağım sonra. Ama cuma günü buradaki sorulardan sonra, cevaplardan sonra ve Bülent'in yayın sonrası hal ve hareketlerini bir getirelim ekrana.
Yayın sonrası hareketli dakikalar. Suçlanan isim Bülent'in zor anları. Bunlar benim için iftiras değil. Yemin olsun iftiras değil. Boşa. Atayım işlerim bana. Ben bir şey var. Bir şey var. Tamam. Kızı babam dayısını öldürmüş olabilir dedi. Bülent öfkeden çılgına döndü. Sen otur şöyle dinlen iki dakika. Sandalyeye gitsene abi. Otur şöyle iki dakika. Ben dayımı niye öldürmek istiyorum Allah'ım güzel abi. Boşanmak gereksinim deyin ya. Bunlar benim için iftiras değil. Yemin olsun iftiras değil. Boşanmalar benim için iftiras değil. Yemin olsun iftiras değil. Vicdan azabı mı çekiyorsun Bülent abi? Vicdan değil. Öldürmedim mi? Ben dayımı niye öldüreyim? Ben ekmekle bir şey bakmışım dayı. Ben kaçayım gideyim demedim burada. Ya niye da ağlıyorsun? Güfer dedim suçlaması. Benim kızım suçlaması. Tamam. Gel bir konuşalım şöyle. Gel. Tamam alırız tamam. Bülent köşeye mi sıkıştı? Ne oldu? Sen niye bu hale geldin şimdi? Benim kalpte sorun yok. Heyecan yok. Şikayet yok. Kızım bu demesi... Ben diyorum bak heyecan sıkıntıya gelemem. Ben geçen arkadaşlara söyledim sabahtan. Heyecan sıkıntıya gelemem. Benim kalpten anlıyorum lazım. Ki benim böyle bir hatam. Tamam. Böyle bir hatimiz olsa aynı adresim benim orası. Telefonu böyle adres orası ama aynı köydeyiz olsa. Kaçar gider mi gider mi? 4 yıl olmuş. Giderim ben burada. Öfkeden ne yapacağını şaşırdı. Bağırdı, çağırdı, duvarları yumrukladı. Herkes senin bu işin parmağın olduğunu iddia ediyor. Ne gibi parmağın var? Onun için sen abla gözünü şemeyim ya. Ben herkes tanıyor toparlanırsa niye böyle diyorsun bana ya? Gidip eve bakabilirsin. Tamam ben bakarım. Gürtler şimdiye kadar niye bakmamışım? Abileri, ablalar niye bakmamışım diye kadar. O da doğru. Niye bakmamışım? Ben baktım ya benim üstüm anları. Yalvarım seversen Allah korkusu yok mu ya? Kimse seni düşünmüş şey yapıyor bile kardeşim. Atayım işlerim hayır, bana. Bir şey söyleyeyim. Bir tane su alabilir miyim? Su verebilir miyim? Soğuk terler döktü, ağladı. Şok itiraflar ardı ardına geldi. Osman'da dayımla kavga ya, ayıp da olmadı. Dayım bir kere dikmenlik bunu almaya gittim. Almaya gittim. Ben kafa yerinde gelmeyeceğim, etmeyeceğim. Yer dayı yer. Dayı ne? Dayı mı? Sadece böyle bir tantana olmuştu. Tantana değil bu da. Ha, evin yanından geçme mevzum. Saat 4'ten 5'ten sonra. Suçum bu ya. İşte kanalda ben indim baktım. Dayımı ölü buldum. Bu sefer ne diye suçlayacaklar beni Gülfer? Dayı seni öldürdüm, mahsustan ölüsünü buldum. Demeyecek miydi Gülfer? Öldürüldüğünden şüphelendim. Nasıl şüphelendin? Bunu bilmiyorum. Neden şüphelendin abi? Öldürüldüğünde. Bugün akşam en son. Cumartesi ile pazar günü akşam kim takıldıysa en son. Bundan kaynaklanıyor. Kim nereye takıldı peki? En son Serdar Gül. Çıkamayacağım şu anda ya. Devlet. Bunlar onların iddiaları. Kendim diyorum. Kasten öldürülmüş diyorum bu ya.